Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok kolay ve gösterişli şık bir patik modeli hazırladım. Şöyle patiğimize bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yanları, önü de bu şekilde. Arkası da önden düz, arkadan ters şeklinde ördüm. Topu kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok tatlı bir patik modeli. Ben bu patik modeli pembe ve beyaz patik ipi kullandım. Bu şekilde 3 numara kısa şiş kullandım ve 1 adet de makas kullandım. Dilerseniz patiğimizin 400 yapımına lira geçilmek ilkimizi birlikte. ve 8 tane ilmek atıyoruz. Şu şekilde parmağımla çarpı yaparak ilmeği içinden çıkarıyorum. Birinci ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ucunu bağlıyorum her ihtimale karşı ve patiğimize başlıyoruz. İlk sırada bütün ilmeklerimizi düz ördü yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu şekilde düz ördü yapıyoruz. Bakın. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Önemli olan düz örgü yapmanız. İlk sıra biraz zor olabilir. Daha sonraki sıralarda kolay olacaktır. En son ilmeğimi ters örgü olarak yapıyorum. Evet, şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmek arttırmalarımızı kesinlikle örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzünde arttırma olmayacak kesinlikle. İlk sıramızı bu şekilde arttırma olmadan ördük. Şimdi arttırma olacak. Kenar ilmeğini aldıktan sonra birinci ilmeği, ikinci ilmeğimizi hemen bu şekilde bir tane arttırıyoruz. Yine iki ilmek kalıncaya kadar düz örgü yapıyoruz. Evet, bir ilmek kaldı. Bir tane burada arttırıyoruz. Kenar ilmeğini ters örgü yapıyoruz. Sağda ve solda arttırmalarımızı yaptık. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters örgü yapıyorum. Arka yüzde örgülerimizi ters örgü yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örgü yap. Çok pardon. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kenar ilmeğimizi aldık. Bir tane arttırdık. Aradaki ilmekleri örüyoruz. Bir ilmek kalıncaya kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Evet, bir ilmek kaldı. Yine arttırmamızı yapıyoruz. Kenar ilmeğini ters örgü yapıyorum. Örgümüzün arka yüzünde yine hepsini ters öreceğiz. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz oldu. Arkada hepsini ters örgü yapıyoruz. Hiçbir tane arttırma yok gördüğünüz gibi. Yine bu şekilde devam ederek önde arttırmalarımızı yapacağız. Sağda ve solda. Arkada normal ters örgümüze devam ederek toplam 26 ilmek oluncaya kadar bu şekilde modelimizi örüp gelelim. Daha sonrasında modelimizi hep beraber devam ettireceğiz. Evet, örgümüzü yine ön yüzünde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde arttırma yaptım.
Dediğim gibi 26 ilmek oluncaya kadar bu şekilde örüp gelelim. Sağdan ve soldan ikinci ilmeklerimi arttırarak toplam 26 ilmek oluncaya kadar ikinci ilmekte ve sondan bir ilmek öncesinde arttırımlarımı yaparak ön sırada arkada normal ters örgümü örerek geldim. Şimdi patiğimizin şu kısmını öreceğiz. Beyaz ipimize geçiyoruz. Oldukça kolay burası da. Modelimizdeki şu kısımlara daha gelmedik. Hemen ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde, bakın, şu şekilde tutuyorum. İlmek atarmış gibi şu şekilde tutarak ikinci ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Biraz boyunu kısaltıyorum. Burada bir düğüm yapıyorum. Ve buradan beyaz ipimi örerken diğer kısa olan ipimi de bu şekilde ipimden bir tur atlatarak kaybediyorum. Artık arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz örgü yapalım. En sondaki ilmeği ister ters örün, ister benim gibi bırakıp arkada ters örgü yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi arkada da bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örgü yapalım bu şekilde. İstediğiniz gibi ilmeğinizi alabilirsiniz. Önemli olan ters örgü yapmanız. Son ilmeği örerken isterseniz burada pembe ipinizi kesin, isterseniz benim gibi yürütün. Şu şekilde beyaz ipimin üstünden tutuyorum ve son ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ve böylelikle pembe ipimi bir üst sıraya taşımış oldum. Şimdi gördüğünüz gibi bir iki sıra olmuş oldu. Şöyle bakın. Bir, şişimdeki de iki. Modelden göstereyim hemen. Yine önden düz, arkadan ters şeklinde bir, iki, şöyle göstereyim yakından. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra beyaz olana kadar örüp gelelim. Daha sonra modelimizi kuralım. En son ilmeğimi şu şekilde beyaz ilmeğimin üzerinden geçirerek son ilmeğimi de örmüş bulunuyorum. Şöyle gösterecek olursam yakından. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, şişimdeki de 6. Yani önden düz, arkadan ters şeklinde toplam 6 sıra olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şişimle beraber 6. Şimdi modeli kurmaya başlayacağız. Bakın bu şekilde dediğim gibi yürüttüm ben. Şimdi pembe lila, daha doğrusu lila rengimize geçiyoruz. Kamerada pembe çıkıyor nedense. Pembe diyeyim anlaşılması açısından. Bu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeği beraber kesiyorum. Bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Bir tane de arttırıyoruz. Şimdi birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber kestim. Bir tane arttırıyorum şu şekilde. Tekrar iki ilmeği kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Ve böylelikle sayımız hiç eksilmemiş oluyor. 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz. 1 tane arttırıyoruz. Modelimiz bu kadar basit gördüğünüz gibi. Çok güzel havalı bir görüntüsü var. Bunu böyle çok pardon, model oluştururken buldum. Ve güzel durdu. İkisini beraber kesiyoruz. 1 tane arttırıyoruz. İkisini beraber kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Buradaki yarı için kusura bakmayın. Arada ufak tefek kazalar oluyor. İkisini kestim. Yine bir tane arttırdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Yine ikisini beraber kesiyoruz.
Yine bir tane arttırıyoruz. Son arttırmamız oldu burada. En sondaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde. Evet, modelimiz bakın hemen oluşuyor. Şimdi arka sıradayız örgümüzü. Bu sefer ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Aynı işlemi bu sefer arkada yapıyoruz. Bu arttırma yaptığımızda yanındaki ilmeği beraber tersten kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Arttırma yaptığım ilmekle diğer ilmeği beraber ters şekilde kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Arttırma yaptığımız ilmekle yandaki bir ilmeği beraber kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Son 3 ilmeğim kaldı. Yine ikisini beraber kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. En sondaki ilmeği şu şekilde beyazla örüyoruz. Pardon, pembe ile örüyoruz. Şu şekilde pembe ile örüyoruz ve bu sıramızı tamamlıyoruz ve modelimiz bakın kendini gösterdi, gördüğünüz gibi. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz. Aynı işlemi bu sefer de beyaz işlem beyaz ipimizle yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ikinci ve üçüncü ilmeğimizi beyazla örüyoruz bu sefer. Yine kesiyoruz. Bir tane arttırdık yine beyaz ilmeğimizle. İki kesiyoruz. Bakın arttırdığımız ilmekle yandaki ilmeği beraber kesiyoruz. Bir arttırıyoruz. Yine ikisini beraber kesiyoruz. Bir arttırıyoruz. Bu şekilde bir sırada beyazla örüp gelelim. Evet, bir sırada beyaz ipimle ördüm bu şekilde modelimizi. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Bir sıra bu altı sırayı beyazla yapıyorsak bir sırada pembe yapacağız. Diğer sırada beyaz yapacağız. Şimdi artık önden düz ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Önden düz, arkadan ters. Bu beyaz kısımda yaptığımız gibi 6 sıra olacak. Modeli şimdi biraz anlatacağım sizlere. Çünkü aşağıdaki işlemleri yine sırayla uygulayacağız. Evet. Şimdi modelimizi bakın. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu pembeyi beyazı ördük. Şimdi şuradayız. 6 sıra pembe ördükten sonra bu sefer beyazla başlangıcımızı yapacağız. Pembe ile devam edeceğiz. Bir sıra beyaz, bir sıra pembe yaptıktan sonra bu sefer 6 sıra beyazımızı yapacağız. Diğer sırasında yine bir sıra pembe, bir sıra beyazı bitireceğiz. Yani değişmeli olarak kullandım ben ipleri. Dilerseniz değiştirmeyerek de kullanabilirsiniz. Sadece bu geçiş kısımları aynı renklerde de yapabilirsiniz. Aralar aynı renkte de olabilir. Model daha değişik de durabilir o şekilde. Renkleri size bırakıyorum. Ben bu şekilde yaptım. Bu 36 ayak numarası için uygundur. 37, 38 yapacaklar. En son bu beyaz kısmı yaptıktan sonra 6 sırada pembe örsünler. Oradan devam etsinler. 37, 38 ayak numarası için. 39, 40 numara örmek istiyorsanız da yine o şekilde yapıp bu sefer yan kısımları uzatacağız. Daha görünümü güzel olsun diye. Şimdi 36 ayak numarası için dediğim şekilde örüp gelelim. Oradan devam edeceğiz sizlere anlatmaya. Evet, modelimi bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3 tane olana kadar ördüm. İlk geçiş beyaz, ikinci geçiş pembe, üçüncü geçiş beyazı bitirdim. Benim tavsiyem 36-37 ayak numarası örecekler. Burada bilek ayrımını yapmak için 2 sıra önden pembe ipimizle önden düz arkadan 2 sıra örün ki buradaki ayrım böyle boşluk durmasın. Ben daha sonrasında bu şekilde burayı birleştirip tığ battı yapacağım. Sizlerde daha bir güzel görüntü olması açısından 2 sıra düz örgü
Arkadan ters örgü örüp ondan sonra bu aşamaya geçin. Zaten 38, 39, 40 numara ayaklar benim şuradaki 6 sıra olan kısmı pembe ile 6 sırayı tamamlayın sizlerde. Daha sonrasındaki buradaki arttırıma göre, ayak numarasına göre ölçü vereceğim sizlere. Şimdi farz ediyorum ki 2 sırada önden düz, arkadan ters ördünüz 36 37 ayak numarası için ve bilek ayrımına geçtiğimizi düşünüyorum şu an hep birlikte. Beyaz ipimizi burada kesebilirsiniz. Hemen pembe ipimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın 12. ve 13. ilmeği beraber alacağız. Burada da 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğimiz de burada kalacak. Yine burada başlarken bu 2 ilmeği keseceğiz. O kısmı da göstereceğim sizlere. Şimdi 11 ilmeğimizi ördük. 12. ilmeğimizle 13. ilmeği beraber kesiyoruz ve bilek ayrımını yapmış olduk. Şimdi çeviriyoruz örgümüzü. Bakın burada 6 sıra ters örgü yaptım. Model daha güzel dursun diye. İpimizi öne alıyoruz ve burayı haroşa yapıyoruz 6 tane. 2 3 4 5 6 6 tane haroşadan sonra ipimi kendime alıyorum. Kalan ilmeklerimi ters örgü yapıyoruz. Önde yine aynı şekilde hepsine düz örgü yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Sadece arkada buradaki bilek kısmının bakın haroşa oldu. Diğer kısım önden düz, arkadan ters. Şimdi burada tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta, örgümüzün arka yüzünde bu altı örgüyü ters örgü, haroş örgü yapmamız. Şimdi ön tarafa aldım. Ve bu 6 ilmeğimi haroşa yapıyorum. 2, 4, 5, 6. Kalan ilmeğimi yine ters örgü yapıyorum. Şimdi bu kısmı ne kadar öreceğinizi sizlere söyleyeceğim. Evet, sizlerle iki diş ördük gördüğünüz gibi. Bakın iki diş oluştu şu şekilde. Şimdi 36 37 ayak numarası örecek kişiler, sizler burayı 16 sıra örün. 38 39 örmek isteyenler ayağınıza giyerek, sizler de bu sırayı ayağınızı takarak ölçerek örebilirsiniz. Benim tavsiyem, sizlerde 17 sıra örebilirsiniz. Eğer ki ayağınız 39-40 numaraysa 18 sıra da örebilirsiniz bu kısmı. Bu şekilde şimdi ayak numaramıza göre örelim. Ben 16 sıra örüp geleceğim şimdi. Sizler de örüp gelin, oradan devam edelim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi 2 sırayı da bitirdim, kestim ve buraları da tamamlandı. Şimdi patiğimizin taban kısmını hep beraber geçeceğiz. Şu şekilde çeviriyorum. Hemen tığımı ve ipimi alıyorum. Ve şu şekilde bakın şuradan hemen gözüküyor zaten. Burada başlangıç yeri gördüğünüz gibi. Şuradan hemen ilmeğimi içinden çıkarıyorum. Eğer zorlanırsanız burada tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane çektikten sonra ipimi burada bir bağlıyorum.
Hemen ikinci sıradan bakın gözüküyor hemen. İpimi aldım ve çıkartıyorum. Şimdi üçüncü yerden. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Yedinciyi bir daha yapacağım. Bakın şurada hemen gördüğünüz gibi. Evet, 7 ilmeği çıkarttık gördüğünüz gibi. Hemen bu köşeden bakın birinci ilmeğimizi bu taraftan alıyoruz. Bu çıkarttığımız ilmeği bu sırada örmüyoruz. Çeviriyoruz ve bütün örgülerimizi ters örüyoruz. Bu çıkarttığımız ilmek de dahil. Burada isterseniz bu ipinizi bu şekilde yürütebilirsiniz. İsterseniz de kesebilirsiniz de. Şöyle bir kere daha yürüttükten sonra ben keseceğim bunu. Evet. Şimdi bu taraftan da bakın ilk sıra hemen gözüküyor gördüğünüz gibi. İpimi kendime doğru alıyorum. Şişimi birinci ilmekten geçirdim. Burada da biraz zorlanabilirsiniz ilk sıra olduğu için. Sonraki alımlarda daha kolay çıkartacaksınız. İlmeğimi çıkarttım. Çeviriyorum. Çevirdiğim yerde örüyorum gördüğünüz gibi. Çıkarttığım ilmekleri de dahil. Şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Hemen burada ikinci sıradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın kenarları hemen belirgin gördüğünüz gibi. Mantık bu şekilde. İlmeklerimizi aldıktan sonra çeviriyoruz ve tüm ilmekleri hepsini ters örgü yapıyoruz burada. Bu şekilde ne kadar öreceğimizi de söyleyeceğim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Çok pardon. Evet, şimdi burada da yine ikinci sıradan alıyorum. Bakın burada kenar ilmeklerini alırken sadece sıralarınızı doğru aldığınıza dikkat edin ki ilmekleriniz karışmasın. Hemen bakın bakıyorum şurada almışım bakın buradan alacağım şimdi. İpimi kendime doğru aldım. Hemen şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Ve çevirdim. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Bu şekilde düz örgü yapıyorum. Çıkarttığım ilmeklerin hepsini. Şimdi hemen buradan da çıkarıyorum bakın. Bakın alt taban gördüğünüz gibi oluştu hemen. Şimdi bu şekilde önden düz, arkadan ters örerek yanlardan ilmeklerimizi toplam 26 ilmek oluncaya kadar
bu şekilde öreceğiz. Yaklaşık olarak yine o pembe kısımların bittiği kısma denk geliyor. 26 ilmek. O şekilde ilmeklerinizi sayarak yaparsanız toplam 26 ilmeği sizler de benim gibi ulaşacaksınız. En sondaki ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer sıradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle çift tutuyorum. Çift kanadından. Evet, sonraki ilmeğimi de çıkarttım. Şimdi ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz oldu. Burası 26 ilmek oluncaya kadar sağdan ve soldan ilmeklerimizi çıkararak gelelim. Yaklaşık olarak dediğim gibi bu pembeler bitene kadar 26 ilmeğiniz olacaktır sizlerin de. Evet, bu şekilde 26 ilmek olana kadar gördüğünüz gibi patin tabanını ördüm. Buradan son pembeyi aldım. Bakın şurada son pembeyi aldım burada. Burada da yine son pembeyi şimdi alacağım. Ama burada 26 ilmek olduğu için 27. ilmeği keseceğiz. Şimdi örgümün ters yüzündeyiz. Buradan son pembe kısmı. Aslında burada pembe gözüküyor ama aslında beyaz olacak bu. Kenar ilmeğinden dolayı örmediğimiz için böyle olmuş renk tonu. Şimdi burada çıkarttıktan sonra örgümün ters yüzünde olduğum için bu kısmı tersten keseceğim. Hemen bu sondaki çıkarttığım ilmeği ile bir önceki ilmeği beraber kesiyorum ve böylelikle 26 ilmeğim olmuş oluyor. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Artık bu kestiğim ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Diğer ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmeği ördüm. 26. ilmeği örmeden saç yüzüme taktım. Hemen buradaki bakın. Aslında burası beyaz. Burada da yine pembe. Gördüğünüz gibi ilk sıramız. Şurada hemen tığ yardımıyla alacağım. Buradaki pembe kısmı. Burası aslında gördüğünüz gibi beyaz kısım. Beyaz kısım sadece kenar ilmeği pembe. Bu kısımdan alıyorum şimdi. İpim arkada. Örgümün ön yüzündeyim. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Örgümün ön yüzünde olduğum için bu iki ilmeği düz kesiyorum. Bu çıkarttığım ilmekleri örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu kestiğimiz ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Mantık bu şekilde ilerliyor. Şimdi son bir ilmek kalıncaya kadar ters örgümüzü yapalım. Evet, bir ilmek kalıncaya kadar ördüm. Şimdi bunu örmeden şişimi aktardım. Burada hemen artık beyaz kenar ilmeğine geçiyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Tersten ilmeğimizi çıkarıp bakın örgümün ters yüzünde olduğum için tersten kesiyorum bu ikisini. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Anlamadığınız bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde yine hepsi, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Hepsini örüyorum. Bir ilmek kalıyor. Buradan da yine beyazdan ilmek çıkartıyorum. İkisini beraber örgümün düz ön yüzünde olduğum için düz kesiyorum. Ters yüzünde geldiğimde
Bu kestiğim ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki kalan ilmekleri örüyorum. Bir ilmek kalıncaya kadar. Buradan artık ikinci beyazından ilmeği çıkartıp örgümün arka yüzünde, ters yüzünde olduğum için ikisini beraber kesiyoruz. Bu şekilde bakın burada tüm ilmekler bitinceye kadar burayı hep beraber örüp gelelim. Manken ayağından da göstereceğim. Bakın şuradan örüyoruz. Tam şu kısımlara kadar örelim. Oradan çünkü eksiltmeleri başlayacağız hep beraber. Şimdi buradaki bu iki ilmeğin bakın şöyle şuralarında bitiş olacak. En son burası. Şimdi hep beraber bu kısma kadar gelelim. Şuradaki ilmeklerimizi bitirelim hepsini. Ondan sonra arka kısmını, topuk kısmını hep beraber anlatacağım. Evet, bu şekilde patiğimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi iki taraftan da artık son kısımları buradan aldım. Buradan da yine ters tarafından son kenar ilmeğini aldım ve sıfırlandı. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenarları da bakın bu şekilde iki tarafında oldu. Şimdi artık bu kısımdaki eksiltmeleri nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Şimdi burada sadece 26 ilmeğimizden sadece ön yüzünde şu ikinci ve üçüncü ilmekleri sadece ön yüzünde kesiyoruz. Yine bu taraftaki kenar ilmeklerini aldığımız zaman yine bu tarafı tersten kesiyoruz. Bu tarafı da düzden kesiyoruz. Burada hiçbir değişiklik yok. Sadece kenar ilmeklerinden hariç ikinci ve üçüncü sondan da yine ikinci ve üçüncüyü sadece ön tarafta kesiyoruz. Arka tarafında kesme yok. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Yine birinci ilmeği örmeden alıyorum. Burada ilk eksiltmelerimizi burada yapıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber alarak ikisine düz örgü yapıyorum. Şu ipimi de yürütüyorum. Evet. Şimdi 3 ilmek kalıncaya kadar düz örgümü devam ettiriyorum. İlmeğimiz kaldı. Buradan ikinci ve üçüncü ilmeği beraber soldan da eksiltmemizi yaptık. Şimdi normal kenar ilmeğimizi bakın en son buraya almıştık. Şuradan alıyoruz. Birinci sıramız burası oluyor. Örgünün ön yüzünde olduğum için düzden kesiyorum burayı. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın hiç eksiltme yapmadan normal kenar ilmeğime gelinceye kadar ters örgümüzü yapıyoruz. Bir ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen buradan da yine birinci sıradan yine tersten ilmeğimi çıkartıyorum. Ve kenar ilmeğimi ters örgü olarak kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi tersten hiç eksiltme yapmadık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ikinci ve üçüncü ilmeğimi beraber kesiyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Şimdi 3 ilmek kalıncaya kadar yine düz örgümüzü yapalım. Evet, 3 ilmeğimiz kaldı. Yine buradan da ikinci ve için üçüncü ilmeği kesiyoruz. Yine soldan da eksiltmemizi yaptık. Şimdi kenar ilmeğimizi keseceğiz. Diğer bir sonraki yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve düz olarak kesiyorum. Mantığını anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi ilmek sayımız kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oldu şu an ilmek sayımız. Şimdi bu şekilde bakın şurada 2,
4, 5, 6 sıra. 6 sıra, yani şu düz örgü kısmı bitip haroşa sırasına gelinceye kadar bu mantıkla kesmemize devam edelim. Oradan anlatmaya kaldığımız yerden devam. Evet, bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kalana kadar buradaki haroşa sıralarından da ördüm. Bakın 3 tane ilmek burada kaldı. Bakın şurası zincir çektiğim yer. 1, 2, 3. 3 ilmek burada kaldı. 3 ilmek de burada kaldı. Bakın 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Her iki tarafta da 3 ilmeğim kaldı ve 10 ilmeğim kaldı. Örgümün şimdi arka yüzündeyim. Yine devam ediyorum. Burada arka yüzünde 10 ilmeği indirdikten sonra buradan ilk kez arkadan eksiltme yapıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği buradan eksiltme yaptım. Şimdi yine son 3 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Burada da yine bir eksiltme yapıyorum. 2 ve 3. ilmeğimi. Şimdi kenar ilmeğini normal örüyorum. 3. ilmeğimi. 3 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğin 3.sünde batırıyorum. Bir daha yapacağım. Şimdi burayı tersten kesiyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyorum. Ortada 1, 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Üçüncüye batıyorum. Buradan da yine aynı şekilde. Örgümün ön yüzünde olduğum için önden kesiyorum. Bakın ilmek sayımız 2, 4, 6'ya düştü. Kenar ilmeğin, bakın burada 2 sıra kaldı. Burada da 2 sıra kaldı gördüğünüz gibi. 2, 4, 6 tane de ilmeğimiz var. İlk ilmeği alıyorum. Yine burada ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kesiyorum. Şöyle biraz bollaştırmaya çalışacağım. Biraz sık örmüşüm. Evet, ikinci ve üçüncü ilmeği beraber kestim. Tekrar buradan yine ikinci ve üçüncü ilmeği kesiyorum sondan. Şimdi kenar ilmeğini keseceğim. Şimdi ikinciye batıyorum. Evet, buralar çok sıkı. Gerçekten bir tığ yardımıyla çıkarabilirsiniz. Buraları. Evet. Örgümün ters yüzünde olduğum için tersten kesiyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın ilmek sayımız gördüğünüz gibi 4 ilmeğe düştü. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu ortadaki 2 ilmeği beraber kesiyorum. Bir ilmeğim kaldı. Onu da köşeden yine ikinci sıraya batıyorum ve örgümün ön yüzünde olduğum için düz bir şekilde kesiyorum. Bakın burada bir tane ilmeğim kaldı. Burada da bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi çeviriyorum, artık son sıraya geliyoruz. Şöyle aldım. Ortadaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki ilmeği örüyorum. Şimdi kenar ilmeğinden buradan
son artık. Bu uç kısmı tığ yardımıyla alacağım. Bu şekilde tığ yardımıyla ilmeğimi çıkarttım. Örgünün arka yüzünden çıkarttım. O yüzden bu iki ilmeği ters öreceğim. Evet, burayı sıfırladık gördüğünüz gibi. Bakın, hiçbir ilmek kalmadı. Şimdi burada birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği buradan da yine son sıramız. Bakın şurası. Şöyle bakın şurası, pardon. Şuradan gözüküyor mu? Bakın şurası. Şuradan ilmeğimi çıkarttım. Ve burayı bu şekilde kestim. Kestikten sonra şöyle ters yüzüne geliyorum. Şuradaki ipimi buraya bağlıyorum. Daha sonrasında burayı örerek keseceğim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ortancı ilmeğimi ördüm. Bu sondaki ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Üçüncü son ilmeğimi örüyorum. Yine ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Patiğimiz bitti gördüğünüz gibi. İpimizi koparmadan kenarlarından bir tane sık iğne gidebilirsiniz. Süslemesini yapabilirsiniz kenar, eğer yapmak isterseniz. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Videonun başında da görmüş olduğunuz gibi sizlere manken ayağında fotoğraflarını koydum. Buraya kadar geldiyseniz emoji bırakmayı unutmayın. Beni örgü alt çizgi perisi alt çizgi YouTube, Instagram sayfasından ve Facebook örgü perisi sayfasından takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.